Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi hardal otu kazmaya geldik. Komşulara hem biraz yürüyüş olsun hem de güzel bir hardal otu kazalım istedim arkadaşlar. Evet, şöyle harika güzel, böyle hemen de çiçeğine davranmış ama artık hardal yaprakları daha yeni çıktı aslında. Bu biraz şöyle zeytin bahçesindeymiş. Zeytin bahçesini de şöyle biraz, herhalde buradan otoban geçecek arkadaşlar. Zeytinleri budamışlar, başka tarafa götürecekler. Ve teli de geriye çekmişler. Biz de ne yapalım? Buradaki bu güzelliklerden faydalanalım dedik. Roka mı komşu o gazdın? Evet. Ay vallahi çok güzel. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Vay. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Hardal yapraklarının şöyle hemen şifasını sayalım. Aslında tohumu da çok şifalı da. Biz tohumundan ziyade şöyle yeşil yapraklarını tüketiyoruz. Hardal yaprakları hem salatası hem de kavurması oluyor arkadaşlar. Hatta sarması bile sarılıyor böyle büyük büyük yapraklardan. Şöyle göstereyim. Evet, hardal şifalarını hemen şöyle kısaca sayalım. Ondan sonra da tekrardan hardal kazmaya, toplamaya başlayalım arkadaşlar. Evet, hardal sesinden de anlaşılacağı gibi ben bir grip oldum. Aşırı derecede grip oldum tabi. Bilmiyorum, belki de virüstü, koronavirüsü müydü, artık daha başka varyantlar mıydı bilemedim. Kızım yakalandı, sonra da ben yakalandım gribe ve ağır atlattık. İnşallah bu otla da şifasını bulacağız. Karaciğer, akciğer zarını genişletir, öksürüğe çok iyi gelir, hazımsızlığa iyi gelen bir ottur arkadaşlar. Kabızlığa iyi gelir, bağırsak dostu, mide dostu bir ot, şifalı bir ot. Evet, bir yandan kazalım, bir yandan da şifalarını anlatalım. Şöyle yukarıdan üst kısmından, ben taze tarafından şöyle alayım. Evet. Burada yine roka da var. Roka da çok şifalı. Bu arada o kadar güzel doğal yetişmiş ki. Evet arkadaşlar, hazımsızlığa dedik, akciğer dostu dedik, üst ve alt solunum yolları, enfeksiyonlara çok iyi gelen hardal otu. Göğsü yumuşatır, göğsü rahatlatır. Bu arada zeytin yaprağı da çok şifalı. Zeytin yaprağı çayı harika olur. Kolesterole ve şekere ve birçok hastalığa çok şifalı zeytin yaprakları. Böyle bunu ben daha önce salatasını yaptım arkadaşlar. Onu da geriye dönük videolarında izleyebilirsiniz. Evet, burada tazecik de roka var. Dedim ya, buradan yol geçecekmiş. Yolu genişleteceklermiş. Ve teli geriye almışlar. Hemen burada bir şifalı ot daha gördüm ben. Arkadaşlar, Türkmen düdüğü, sütleyen otu, sütlü bir bitki. Bu da çok şifalı. Hardal otunun daha önce sarmasını salamura yapıldığını duydum. Otunun kavrulduğunu duydum. Ben kendim de yaptım kavurmasını. Ve hardal otu beyaz ve sarı çiçekleri de oluyor. Şurada hemen çiçek açmışları da var. Evet, burada kocaman bir roka olmuş. Bayağı kesmekte bile zorlandım. Yine burada sütleyen otu buldum arkadaşlar. Belki yöre yöre farklı isimleri de vardır ama. Evet, burada hardal otunun çiçeği var.
çiçeği, yaprağı. Arkadaşlar, hardal otu kısırın yanında harika olur. Zeytinyağlı, nar ekşili salatasını yapmak muhteşem olur. Salatası derken pişmiş salatasını arkadaşlar, geriye dönük videolarımda var. Oradan izleyebilirsiniz tarifimi. Evet, biraz tüylü, çok hoş kokulu bir güzel hardal otu salatası ya da kavurmasını yapabilirsiniz. Ben şöyle elimden koparacağım taze yerlerinden. Yalnız bu sütleyen otunu ben çiğ olarak da tüketiyorum. Gördüğünüz gibi süt olur. Mis gibi de harika lezzetli. Hafif o süt kokusu olur üzerinde. Bu arada o kadar güzel roka var ki. Bahçe sahibi de bahçenin içerisinde izin verdi. Toplayabilirsiniz ablam dedi. Burada rokalar da çıktı. Çok güzel. Onlardan da toplayın dedi. Biz de tabii sağ olsun. Diken'in emeğine sağlık. Roka topladık. Evet, tazecik organik rokalar. Bu arada balık tüketenlere söylüyorum arkadaşlar. Balık tüketenler de roka salatasını mutlaka yanında yapsın. Daha şifa bulur. Evet, hemen şurada tekrardan hemen sayalım arkadaşlar tekrar şifalarını. Gördüğünüz gibi harika güzel tazecik yapraklarıyla hardal otu. Hardal otu tüylü bir yaprak yapısı var. Şöyle hafif tüyleri var. Sap kısımlarında tüyleri var. Şöyle göstereyim. Bunu nasıl tanıyabilirik diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Bunun bir de acı türü var arkadaşlar. O biraz daha parlak sap kısımları. O yüzden o biraz daha acı. Ama bu tam halis. Böyle gördüğünüz gibi hardal otu haşlayacağım, zeytinyağlı salatasını yapacağım. Bu aralar bol bol tüketeceğim, suyundan da çay olarak içeceğim. Çünkü öksürük var arkadaşlar, göğsümde biraz tıkanıklık var, akciğerlerimde daha doğrusu biraz sorun var. Akciğerlerim için biraz tüketeceğim hardal otundan. Bayağı bir hafta kadar tüketeyim bakalım, İnşallah güzel olur. Şurada hemen sütleyen otunun bir farklı türü daha var, şurada göstereyim. Evet, bu da tüketilir arkadaşlar. Bu da yenilen, salatası yapılan bir ot. Şöyle göstereyim. Olmadı. Kaç noktaymış? Kim dedi sana? Deprem olmuş, hiç duymadık. Evet. Bu da çok güzel roka, çiçek bile açmış arkadaşlar. Roka çiçeklemiş. Ama tazecik sap kısımları. Biraz alacağım. Aldım ben. Biraz da aynen alayım. Biraz kibere alayım. Biraz eve alayım. Evet. Evet, bu arada kanı durutmaya da çok iyi gelir. Kan yapar. Mide dostu, bağırsak dostu dedik.
Evet arkadaşlar, kanalımı buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz komşularla yürüyüşe tekrar devam edeceğiz. Biraz rok aldık, biraz hardal otu aldık ve biraz da ben sütleyen otu aldım tabii ki. Evet, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere inşallah. Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Evet. Osmaniye'de Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki arkadaşlar. Biz Osmaniye'deyiz bu arada. Şimdi kış aylarında bizde bahar gibi, ilkbahar gibi yağmur yağdığı için, kış ayları da ılık geçtiği için otlar böyle bizim bahçelerimizde ve tarlalarımızda bol bol çıkıyor bu ottan. Evet, şimdi tam mevsim olduğu için bol bol tüketmemiz gerekiyor. Tüketelim arkadaşlar, çünkü doğada şifa, şifa doğada arkadaşlar. Evet, topraktan gelen şifa bu arada. Hocamızın da burada kulaklarını çınlatalım ve kanalın da ismini söylemiş olalım. Şimdiye kadar destekte bulunan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.